Merhabalar, ben Doktor Kerem Aras. Bugün yine arşivimden enteresan, hoşuma giden bir vakayı sizinle paylaşmak istiyorum. Birkaç fotoğrafla ve uygulama pratiği ile ilgili bilgi vereceğim size. Çok sık karşılaştığımız bir vaka, diastema dediğimiz diş aralığıyla hastam bana geldi. Diş aralığının dolmasını istiyor ancak protez istemiyor. Dişlerine bir kesim işlemi, preparasyon işlemi istemiyor. Bu vakada benim önerim, şimdi sonraki bitim slaytını da göstereceğim size. Bitim slaytı da böyle oldu. Sonucu bu şekilde elde ettik. Bir sıvı seramik uygulaması yaptım. Sıvı seramik akıcı bir dolgu malzemesi aslında. Birazdan ne olduğunu size göstereceğim. Uygulama aşamaları da şu şekilde oluyor. Hastadan bir ölçü alıyoruz. Silikon kaşıkla bir ölçü alıyoruz. Ya da dijital olarak kamerayla tarayarak bir ölçü alıyoruz. Daha sonraki aşamada fotoğrafta gördüğünüz üzere bir mock-up çalışması yapılıyor. O çalışma şu çalışma aslında. Hastanın diş modeli üzerinde boşlukları mumla doldurduğumuz ve hastayla fikir alışverişinde bulunabileceğimiz bir çalışma bu. Yani mevcut dişten ölçü alıyoruz, ölçüyü döküyoruz, alçı kalıp elde ediyoruz. Daha sonrasında mumla yeni dişlerin olması gereken formunu dolduruyoruz. Daha sonrasında bu ikinci bir ölçü alınıyor bu model üzerinden. Mock-up çalışması dediğimiz model üzerinden. Onu almak için şurada gösterdiğim şeffaf bir akıcı silikon bir malzeme var. Bu şu donmuş formu. Bunun üzerinden bir ölçü alıyorum. Şu şekilde oluyor bu da. Daha sonrasında bu sertleşiyor ve bu şeffaf bir yapıda ne oldu? Önceki halde tekrar toparlayayım bu konuyu. Bu şekilde bir ağzımız vardı. Buradan bir ölçü aldık. Bu ölçüyü daha sonra alçı model üzerinde onardık. Boşluklarını mumla doldurduk. Hastayla beraber estetiğin onayını aldık. Daha sonra uygulama aşamasına geliyoruz. Uygulama aşamasında da şöyle şeffaf bir modele ihtiyacım var. Bu hastanın ağzı olduğunu hayal edelim. Bu şeffaf modelin ve şu aradaki dişlerin olmadığını, boşluk olduğunu hayal edelim tekrar. Bunu hasta ağzına uyguluyorum ve sıvı seramik malzeme, bir enjeksiyonla elde edilmiş bir malzeme, enjeksiyon tekniğiyle ve bunun üzerinde küçük boşluklar oluşturuyorum ve boşluklardan bu malzemeyi enjekte ediyorum tek 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 dişlere. Dişleri izole ettikten sonra bununla ilgili daha önceden bir videoda paylaşmıştım size. Daha sonra da bir ışık cihazımız var. Bu ışık bu malzemenin sertleşmesini sağlıyor. Ve bu şekilde malzemeyi sertleştiriyoruz. Tek tek dişlere bu uygulamayı yaptıktan sonra aradaki izolen malzemeyi çıkarıyorum. Çünkü dişlerin birbirine yapışmaması gerekiyor. Dişlerin arasını temizliyorum. Ve ince disklerimiz var, parlatma disklerimiz var. Bununla birlikte fazlalıkları alıyorum, dişleri parlatıyorum. Gerekirse tekrar ekstra dolgular oluşturuyorum. Ve gerçekten çok kısa bir sürede şöyle bir ağızdan şöyle bir sonuç elde ediyoruz. Çok sevdiğim bu uygulama, sıvı seramik uygulaması. Özellikle diş aralığı olan hastalarda çok hızlı ve çok kalıcı çözümler sağlıyor.